Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan nefis bir tahinli cevizli çörek tarifi hazırladım. Videomu dikkatli bir şekilde izlerseniz bütün detayları ile anlatıyor olacağım. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak mayayı aktifleştiriyorum. Bunun için 3 çay bardağı sütü ılıtarak yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 paket istant maya, 1 yemek kaşığı şeker ekledim. Tel çırpıcımla güzelce karıştırdıktan sonra üzerine ince bir bez ile örterek oda sıcaklığında 15 dakika bekletiyorum. Aradan 15 dakika geçtikten sonra üzerini açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi mayamız puf puf kabarmış. Şimdi içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarısını çöreklerin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağını ekledim ve önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine 1 çay kaşığı da tuzu ekledikten sonra spatulamla karıştırıyorum. Sizlere de tavsiyem ununuzu mutlaka azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Böylelikle hem hamuru yoğurmakta zorlanmazsınız hem de hamurun kıvamını daha kolay bir şekilde ayarlamış olursunuz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra bu şekilde yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışmayan fakat olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırladım. Hamurumu güzelce yoğurup hazırladıktan sonra üzerine bir streç filmle kalın da bir bezle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurunuz sıcak bir ortamda ise 45 dakika mayalanması yeterli olacaktır. Ama soğuk bir ortamda mayalanıyorsa hamur iki katına çıkıncaya kadar beklemeniz gerekiyor. Hamurum mayalanırken ben de çöreğimin tahinli iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için bir su bardağı tahini uygun bir kabın içerisine almıştım. Üzerine bir su bardağı şeker ekledim. 5-6 adet iri kıyılmış cevizi de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İç harcını hazırlayıp kenara aldım. Bu arada hamurum da oda sıcaklığında 45 dakikada mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi maya kokusunu almak için hamuru bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra da tezgahımın üzerine alarak rulo şeklinde uzatıyorum ve 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Bu tariften bir tepsi dolusu tam 12 tane tahinli cevizli çörek hazırlıyoruz. Kat kat tel tel ayrılan inanılmaz lezzetli bir çörek oluyor. Sizlerin de tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Şimdi kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum ve kenara alıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra hiç bekletmeden çöreğimin şeklini vereceğim çünkü hamurumuz oldukça yumuşacık bir kıvamda. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra bir tane bezeyi aldım. Altına üstüne çok az miktarda un serpiştirdim. Ve bir merdane ile uzunlamasını açtım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum tahinli iç harcını sürüyorum. Ve rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra da iki ucundan ters yönde burarak kendi etrafında doluyorum ve çöreğimin şeklini vermiş oluyorum. Hazırladığım çöreği altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldım. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de beni tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hangi şehirden izlediğinizi, hangi ülkeden izlediğinizi yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için hemen şimdi abone olup bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Hemen hızlıca bir tane daha çöreği nasıl hazırladığımı sizlere göstermek istiyorum. Açmış olduğum hamurun üzerine tahinli iç harcını sürüp rulo şeklinde sardım. Daha sonra ters yönde burarak kendi etrafında doladım. Bütün çörekleri hazırladıktan sonra tepsinin içerisine aldım. Üzerini ince bir bez ile örterek oda sıcaklığında 15 dakika tepsi mayası için beklettim çöreklerin üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısını ayırmıştık. Bir tane yumurta sarısının az geleceğini düşünerek ben üzerine bir yumurta sarısı daha ekledim ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile bir tatlı kaşığı da sütü ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra çöreklerin üzerine sürüyorum tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Çöreklerimi önceden ısıttım. 600 ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Çörekleri pişirmeye götürmeden önce üzerine iri kıyılmış 5-6 adet cevizi bu şekilde serpiştiriyorum. Bu sayede çöreklerimiz inanılmaz lezzetli görünüyor. İnanın göründüğü kadar da lezzetli bir çörek oluyor. Çöreklerin hepsine cevizi de serpiştirdikten sonra şimdi pişirmek için fırınıma götürüyorum. Çöreklerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından çıkardım. İnanın evi buram buram mis gibi tahin kokuları sardı. Bu güzel lezzeti sizlerde kesinlikle kaçırmayın. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Tarifimi deneyenler Instagram sayfamdan beni ballı lezzetler olarak etiketlerseniz ben de sizleri görmüş olurum. Hemen bir tanesini alarak bölüyorum ve iç dokusunda sizlere yakından gösteriyorum. İçinde kesinlikle hamurlaşma yok. içi kat kat, tel tel ayrılıyor. İnanılmaz derecede lezzetli bir çörek oldu. Dilerseniz bu çöreklerden bol bol hazırlayıp. Pişip soğuduktan hemen sonra buzluğunuza kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman buzluktan çıkartın. Fırında ısıtın taze pişmiş gibi olacaktır. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın, hoşça kalın.